çocuğun gıdasıdır. Yaşıtlarıyla iletişimini güçlendirir, paylaşım duygusunu artırır. Ancak oyun parklarının işlevi kadar kalitesi de önemlidir. Dünyanın bu alanda isim yapmış sayılı markalarını bünyesinde bulunduran Plato Kentsel Ürünler AŞ, fuarın ilk gününde çocuk oyun parklarında güvenliğe dikkati çektikleri bir seminere de ev sahipliği yaptı. Sözleşmesine göre oyun hakkı her çocuk için sağlık, beslenme ve eğitim gibi gerekli bir haktır. Oyun çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını geliştirir, insan ilişkilerini, yardımlaşma etkileşimini artırır. Çocuğa güçlükle öğretilen pek çok kural oyun sırasında daha kolay öğretilir. Kısacası oyun kişinin kendisini anlatabildiği en kolay yoldur ve eğitimin bir parçasıdır. Kaliteli bir kent yaşamı ve oyun oynama coşkusunu her yaştan insana yaşatma felsefesiyle hareket eden, birbirini iyi tanıyan bir ekibin 35 yıllık birikimiyle ortaya çıkan Plato Kentsel Ürünler AŞ, yenilikçi ürünleriyle TÜYAP'ta düzenlenen Kent Fuarı 2014'te yerini aldı. Yaklaşık 35 yıllık bir oluşum. Kökleri okul arkadaşlığına 1980'li yılların başlarına dayanıyor. Kurumsallaşması ise son birkaç yılı buluyor. Plato AŞ'nin üretim gamında çocuk oyun parkları başta olmak üzere özel kent tasarım mobilyaları, peyzajla ilgili farklı ürünler, güvenlik zeminleri de dahil olmak üzere birçok belediyelere, kamuya ve peyzaja yönelik ürünler mevcut. Bu ürünlerin bir kısmını yurt dışındaki önemli firmaların distribütörlüğü olarak gerçekleştirmekte, bir kısmını ise kendi iç yapımızda üretmekteyiz. Yönetim kurulu üyesi Cüneyt Sayın, güvenlik önceliğiyle hareket ettiklerini ifade ediyor ve çocuk oyun alanlarının güvenlik standardına dikkat çekmek amacıyla Kent Fuarı kapsamında bir seminere ev sahipliği yaptıklarının altını çiziyor. Bizim önceliğimiz tabii ki çocuklarımız. Çocuklarımız deyince çocuklarımızın oyun alanlarındaki güvenliği ve rahatça kendilerini ifade edebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ürünler bulmak. Bunları ülkemizde pazara sunabilmek. Bu noktada güvenlik bizim için çok önem taşımakta. Biliyorsunuz güvenlik gündemimize maalesef acı olaylarla gelmekte. Örneğin bundan birkaç ay önce bir genç kardeşimizi bir futbol kalesinin altında kaybettik. Çocuk Oyunları Federasyonu ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun katkısıyla bir seminer düzenliyoruz. Avrupa'nın iki önemli standartlarının yazılmasında bulunan iki önemli şahsiyeti ülkemize getirdik. Ve bu seminerde özellikle güvenliğe dikkat çekiyoruz. Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu himayesinde Belediye ve Kent 2014 Fuarı kapsamında düzenlenen, sunuculuğunu Vatan Şaşmaz'ın üstlendiği Çocuk Oyun Parklarında Güvenlik ve Regülasyon konulu seminer, sektörün yerli ve yabancı profesyonellerini bir araya getirdi. Kamusal alan, kent mobilyalarından, sirkülasyon alanlarından, yollardan ve sayabileceğiniz sizlerin de kente hakim, belediye koşullarına, belediye ortamına hakim kişiler olarak sayabileceğiniz birçok unsurdan meydana geliyor. Anne babaların oynadığı oyunlar unutulmasın, bugünün çocukları da bu güzellikleri yaşasın düşüncesinden hareketle kurulan Çocuk Oyunları Federasyonu 4 yıllık süreçte ciddi bir mesafe kat etmiş. Federasyonumuz 2010'da kuruldu. Hemen tabii bu yapılanmalarda işte bütün 81 ilde seminerlerle tabii ki biz bu geçmiş sokak oyunlarımızın kurallarını yazarak birkaç oyunumuzun kurallarını yazdık. Artık hakemleri yani şeyi olan yani sistematik bir şekilde oynanan oyunlar haline getirdik artık. Mendik kapmacanın, seksekin, yakan topun artık kapalı spor salonlarında ligleri var artık. Yani bunların liglerini yapıyoruz. Yani niçin bu? Çocuklar oyun oynatmamız lazım. Çocuklar bir şeyleri hep birlikte paylaşması lazım. Çocukları tabii büyük kentlerde beton yığınlarına mahkum ettik. Ve o şekilde çocuklar hayata, geleceğe hazırlanıyorlar. Biz de bu tabii çok tehlikeli bir gelecek olarak biraz farkındalık yaratalım istedik. Ve bu federasyona gayet güzel
olumlu işler yapıyoruz. Seminere ev sahipliği yapan Cüneyt Sayın'ın fuar standını ziyaret edip oyun grupları hakkında bilgi alan Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, federasyonun düzenlediği etkinlikleri çalışmalarını takdirle karşıladığı standta anlatıyor. Geçen sene Mersin'deki bütün 20 ilde oynanan ve bölge şampiyonlarının çıktığı Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda. Geçen sene 17 bin çocuk oynamış, 9-11 yaşında. Mendik yapmaca, seksek ve burada tabii bir şeyleri paylaşıyor çocuklar. Yani onların sevincine ortak olmak istedik. Yani çok güzel gidiyor. Yurt dışında bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela geçen 5. ayda, Mayıs'ın 2. arasında Kamerun'da yetimhanelerde bir ziyaretlerde bulunduk. Biz de buradan biraz malzemeler falan götürmüştük. Seksek platformları falan. Ya Kamerun'da yetimhanedeki 7-8 yaşlı çocuklar seksek oynamasını biliyormuş. Yani şok oldum zaten yani. Evet ya. Yani o çocukların, o yetimhanedeki çocukların o mutluluk tablosunu yani gördüm ve yani dedim ki biz doğru şeyler yapıyoruz. Federasyon Başkanı Mutlu, çocukların oyun oynayabileceği alanların kısıtlı olmasından yakınıyor. Çocuklara oyun alanı bırakmıyoruz büyük kentlerde. Yani siteler yapılıyor. Zaten sitelerde yapıldığı zaman 4 tane asansör var. Herkes asansöre biniyor, evine dairesine çıkıyor. Hiç kimse birbirini görmüyor. Ve hiç komşuluk yok, bir şey yok. Şeye bakıyorsunuz, sitelerin oyun alanlarına bakıyorsunuz, alan diye bir şey yok. Havuzlar yapmışlar vesaire vesaire. Yani bir 30 metre, 20 metre şey bırak ya kardeşim. Bir boş alan bırak da çocuk insin orada. Koştuğunu bir fark etsin. Türkiye'nin de imzası bulunan Çocuk Hakları Beyannamesi'ne göre oyun temel hak. Bu hakkın etkin kullanımı için imar izni verilirken oyun alanları oluşturulması şartı konulmalı diyor Mehmet Mutlu. Ülke olarak 1998 mesela Çocuk Hakları Beyannamesi'ne imza koymuşuz. Yani her çocuğa ben 5 metre oyun alanı açacağım diye. Kardeşim 1 metre oyun alanı yok ya. Bu çocuk ne yapacak? Nerede oynayacak? Nerede koşacak? O enerjisini nerede boşaltacak? Ondan sonra ne diyoruz? İşte evde çocuk biraz hareketliyse ya diyoruz bu işte hiperaktif bir çocuk, tamam mı? Bunu işte psikoloğa götürüyorum, pedagoga götürüyorum, ben nereye götürüyorum? Ya yok kardeşim, o çocuk enerjisini açacak. Çocuğun içinde oyun oynuyor ama içgüdüsü var. Oynayacak ya. Atacak o enerjiyi. Federasyon Başkanı gelecek planlarının çocuklardan bağımsız yapılmaması gerektiğini de altını çiziyor. Geleceği planlarken ama kendimize göre bir gelecek planlıyoruz. Anlıyor musun? Yani daha çok nasıl kazanırız, nasıl ederiz, bunları kazanırız. Peki çocuğu ne yaptık? Çocuğu bıraktık arkada. Çocukla ilgili hiçbir şey planlamadık ki. Biz şimdi diyoruz ki çocuğu önünüze katın kardeşim. Geleceği öyle planlayın. Onun biraz bakış açısından bakmaya çalışalım. Mehmet Mutlu, Türkiye'de çocuk oyun alanlarının planlanması aşamasında çocuklarla empati kurulmasının da önemine işaret ediyor. Uluslararası işte katılımcılar da var. Onlar da seminerde bunu şey yapacaklar. Dile getirecekler. Çok önemli. Tabi buradaki oyun parklarındaki sakatlıklar, çocukların sakatlıklar. Yani 5 yaşındaki çocuğa da aynı grupta oyun oynatıyorsun. 10 yaşındaki çocuğa da aynı grupta oyun oynatıyorsun. Öyle bir şey yok zaten. Olmaz. Ha? Bunlar tabi bir kategorize etmek lazım. Hepsinin oynayabileceği şekilde planlama yapmak lazım. Ama biz ne yapıyoruz? İşte geliyoruz bir tane oyun parkı koyuyoruz. Aa ben buraya oyun parkı yaptım. Ya biz kendimizi kandırıyoruz. Kendimizi kandırmamızdan vazgeçeceğiz. Biz çocuklarımızın o baktığı, hissettiği şeyden bakacağız pencereden ve o zaman doğruyu bulacağımıza inanıyorum. 80'li yıllardan bu yana oyun ve oyun alanlarının ciddi bir değişim yaşadığı tespitinde bulunan Cüneyt Sayın, kendi oyuncağımızı kendimizin yaptığı yıllar geride kaldı. Bugün en ciddi problemimiz çocukları tabletlerden kurtarıp yeniden çocuk oyun parklarına çekmek diyor. Halatlardan, ahşap sandalyelerden bizler salıncaklar yapıyorduk, naylon torbalardan kaydıraklar yapıyorduk. Artık günümüzün çocuklarının çok farklı, çok güzel oyun parkları var ama onları dışarıya çekmekte çok zorlanıyoruz. Gelişmiş tabletler, televizyonlarda çok eğlenceli çeşitli diziler onları sosyalleşmeye de biraz sıkıntılı hale getiriyor. Hedef parkların heyecan ve ilham verici olması ve çocukları oyun oynamaya teşvik etmek. Aksi takdirde ciddi riskler ortaya çıkıyor. Obezite dünyada %10'un üzerinde. Ayrıca farklı hastalıkları, özellikle otizmi de tetikleyici unsurlar maalesef aşırı bu tür ürünlerin kullanımıyla karşı karşıya. Dolayısıyla biz çocuk oyun parkları sektöründeki kişileri, elemanları bu noktada çok ciddi sorumluluklar bekliyor. Biz farklı oyun parklarını
güzel değişik oyun parklarını güvenli olarak kamuya, insanlarımızın kullanımına sunmak da bizim görevimiz. Sağlık ve güvenlik standartları ürünlerin tasarım, üretim ve montaj aşamalarında titizlikle uygulanıyor. Cüneyt Sayın, satışını yaptığımız ürünler kesinlikle kanserojen madde içermiyor diyor. Yaralanmaları önleyecek zeminler de tercih sebebi oluyor. Çocuklarımızın oyun alanlarında herhangi bir yaralanmaya, düşmeye engelleyecek zeminlerle bu alanlar korunması lazım. Bunlar farklı farklı yapılarda olmakla beraber özellikle çeşitli sorunlar karşısında çocuklarımızı koruyucu nitelikli olması lazım. Ayrıca bu ürünlerin kanserojen veya insan sağlığına tehlikeli maddeler içermemesi lazım. Örneğin bir kaydırak üzerinden kayıyoruz ama ya boya kurşun içeriyorsa veya herhangi bir zemin malzemesi kopan minik partikülleri yuttuğumuz zaman ya sağlığımıza zararlı yapıştırıcılar içinde veya bunlarla beraber kanserojen maddeler içeriyorsa bunu önleyecek. Bunları tercih etmeyen firmaları biz hem ürün gamımızda bulunduruyoruz hem de sektördeki diğer ihtiyacı olan alıcılara tavsiye ediyoruz. Standartlarda özellikle dikkat edilen konu oyun parklarının yaş gruplarına göre tasarlanması. Çocuk oyun gruplarının yaşları ve bu yaşlara göre farklı hareket kabiliyetlerinde, çocuk yetilerine göre dizayn edilen oyun grupları. Bunlara göre artık yeni dünyada bu sistem belirleniyor. Biz hem kullanıcılar hem satıcılar hem bu üründen alıcılar olarak özellikle gerek yasal gerek manevi sorumluluklarımız açısından standartlara çok dikkat etmemiz lazım. Bunları iyi yürütmemiz gerektiğine inanıyoruz. Çocuk oyun parklarında dünya devi markalarla çalışan firmanın yönetim kurulu üyesi Cüneyt Sayın, birkaç yıl içinde Türkiye'de üretime başlama hedeflerine değinerek sözlerini noktalıyor. Stratejik partnerimizden Türkiye'de yatırım sözünü alarak bu işe girdik. Umarım 2016-2017 yıllarında devletin önemli makamlarında belirttiği gibi üretim açısından üretim yapacak partnerlerimizle, yeni yatırımlarımızla sektöre farklı bir koku, farklı bir tat getirme umudundayız.